arada Ferit host atmış şimdi görüyorum. Chatten biri yazdı da gördüm. Kusura bakmasın görmedim. Bildirimler kapalı ya bende kulağıma gelmiyor. Ferit imalı imalı bugün bir şeyler söylemişsin videosu geldi. Hayırdır kardeşim? Hayırdır? <laughs> Hoş geldiler. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi e bot atmışsın Ferit. <laughs> Sarıyı oynarken de tam moda. Gelin mi deci? Gel bakayım gel. Gel gel bakayım bir gel. <laughs> Bana yolladılar da dedim ya Ferit abi Ferit ta takılıyordur makarasını geçiyordur yani kalkıp da herkes yapar da Ferit yapmaz öyle şey dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> terbiyesiz diyemezsin terbiyeyi <laughs> mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. <gülüyor> 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 filmçi, filmçi. Gel, gel, gel. gel bakayım gel. <laughs> için Nerede lan Ferit'in şeyi? Dur benim odaya giremiyor mu? 30K bot abi. Kaç tane Ahmet var chatte? Sayın bakayım. Aç. Flap'leri de aç. Bütün Ahmet'ler artı bir yazsın. Ferit ayarladın bu arada? Gelebiliyorsun. Gelebiliyor olman lazım. Alo. Ne yapıyorsun? Giremedim. iki neyliymiş ya. Nasıl Neyi, lan? Senden? Sen Discord'daydın zaten. Bilmiyorum ben anlamadım. Surge'e yazdım. Server Discovery diye bir şey var ya altta. Onu tıkladım. Elran yazıyorum çıkmıyor. Elren iki neyle yazıyorum çıkmıyor. Allah Allah. Orang sen bu girdim bir şekilde neyse o muhabbeti söyleyeyim dünkü yayında oldu o muhabbet ne? Ee, şeye geldi abi Elran 30-35k izlenmeye başladı artık falan ne düşünüyorsun bir anda oldu falan dediler ben de dedim ki hani ya o söylemim daha doğrusu yanlış anlaşılmış benim asıl orada demek istediğim şey ya elreni tanıyorum hatta bugün de söyleyeyim elreni tanıyorum karakter olarak ama olan dışı bir şey var ya bu bir gerçek ve lirikten falan daha fazla izleniyorsun falan böyle o garipsedim onu garipsedim onu söyledim o, yani, olan yani dışı illa o, şunu olan dışı şey şu yani sen e, şey yapmıyor olabilirsin hani bot vesaire kullanmıyor olabilirsin veya atmıyor olabilirsin ama başkasının atmadığını sapçete alsanız neyi Yalnız bir mi? daha söyle son cümlede anlamadım bir daha söyle e ya. Sen atmıyor olabilirsin ya. hani bot vesaire bilenmiyor olabilirsin tabii ki. Ben de seni tanıdığım senin Elren mi? hani tanıdım Tuğkan öyle bir şey yapmayacak biri zaten. Buradan zaten top yayıncılardan kimse yapmaz yani öyle bir şey. Zaten izlenen adamdın yani. Niye öyle bir şey yapasın mantığıyla. Hani başkası da başkaları yapıyor olabilir. Senin kötülüğünü isteyen veya Vallahi... abi çok seviyorum Tuğkan'ı işte. Biraz daha atayım. Bana da yapmışlardı zamanında. Instagram'a falan bot atmışlardı. Yani sen diyorsun ki 30 k izlenmesi mümkün değil, bu bottur diyorsun yani özetle. Ya, benim attığımı zaten düşünmediğini Ama biliyorum sen çok öyle bir düz şey. mantık düz mantık kurdun şimdi şu an cümleyi. Nasıl? Yanlış yani, algı yaratıyorsun. Yanlış algı yaratmıyorum oğlum. Benim bir algı falan yarattım yok. Ben açıyorum yayınımı, kapatıyorum yayınımı. Benim bir bu konularla ilgili ki sen önceki mevzuları da biliyorsun bu mevzu ilk ben 20 kya çıktığım zaman ee, ki muhabbetleri hatırlıyorsun. O zaman da seninle Hı -hı. konuştuk telefonda. Evet. E, net bir şekilde bir tavrım var benim bu konuda. E, bir insan, bir insan için iftira modunda konuşursa o tehlikeli bir şey. Yani birinin bir kanıt sunması lazım. Bana mı diyorsun şu an bunu? Hayır hayır sana söylemiyorum. Konuştuk ya diyorum seninle bir ara e, işte Anladım. bu iftira atanlarla ilgili bilmem ne diye bir sohbetimiz aha, olmuştu. Aha. E, ben de ne yapmıştım? İstatisimi açmıştım. Arkadaşlar atılıyorsa da atılıyordur. Atılmıyorsa da atılmıyordur. Benim umurumda değil. Ben sadece eee Twitch'e tek bir şey iki tane mail attım. Dedim ki bu eğer görülebilir bir şeyse bunu görün gö gösterin bana. İncelemelerden bot mu değil mi neyse bana gösterin. Ee, bu konuyu da ben insanlara sunayım. Bu konu bitsin. yani Zaten benim oturup da bu tip işleri koval kovalamayacağımı hepiniz tahmin edersiniz yani az çok. Öyle düşünüyorum. Ne oldu sen chatte rahatsız eden bir şey mi var? Gülüyorsun. Yok, chatte rahatsız eden ha. çok şey var da ne? senin A anlattığın şimdi nokta e sen şu an Hani ben tabii ki öyle bir şey yapmamı anlatıyorsun. Tamam okey. Onu ben de zaten okeyim. Sen tabii ki yapmazsın vesaire ama ben sadece bana düşüncemi sordular yayında. Ben de yani lirik, samit, global yayıncılar bu şekilde izlenirken bir anda Türkiye'de bu izleyici patlamasının olması garip geldi bana. İlginç buldum. Ya bunda aslında şöyle bir anladım. Ben. Yok yok. Bence şurada şöyle bir gariplik yok. Benim düşüncem şu. Bu, ya, dikkat ettin mi bilmiyorum. Yani nasıl bir kitlem var bilmiyorum ama... ...sadece seni izliyorlar. Ya bu güzel bir şey. Gerçekten güzel e, bir, yani. bir şey. Niye bu imkansız bir şeydi ki Ferit? Yani niye olmasın? Yani niye olmasın? Senden tarihinde merak genelde böyle ediyorum. Olaylar. Twitch tarihinde genelde böyle olaylar... ...ya bir hype'dan dolayı bir olay olması lazım... ...bir patlama olması lazım o yayıncının. Ondan tamam. sonra böyle takdir. ...hani bir an hani hiçbir şey yoktu ya... Bu bir, bir an değil bu arada. Bir, şey bir anda olmuş bir şey değil. Yani e, benim gözlemlediğim şu bir kere şu anki izlenmeler bu 30K'ların yani 30K muhabbeti dönüyor ya bu bir evet. e, GTA hype'ı İnsanlar seviyor abi GTA izlemeyi seviyorlar bunu kendi aramızda da konuşuyoruz e, hmm. örnek veriyorum ben şu an kaç K'yım dur bakayım sen de host falan attın ha, 32K bir izleyici var şu an bot veya değil yani geçiyorum onu ben şimdi e, yayına girdiğim zamanlarda normalde 6K ile 7K ile yayın açardım. Yani daha nasıl diyeyim yayın başlıyor introsunda. 7K, 8K'larda zaten yayını başlatırdım. O 13K'lara. Hatta Kemal'le geçen ay böyle kafa kafayaydık. Yani işte o 12, ben 11, o 13, o 14, o 15 Peki bu derken. bu 7K, 8K ile yayın açma olayı neyden sonra oldu? GTA'da mı oldu? Hayır hep Ocak'tan beri bu süre gelen bir şey. Yani benim Ocaktan ortalama... mı Ne? Ka evet. evet ya benim inmem Kasım'da başladı. E ee, Ocakta böyle işte 9K 8K ortalama e, Şubatta 13K'lara 12K'lara çıktı Martta 15-16'lara çıktı Zaten Mart sonlarında GTA başladı Kemal başladı ben başladım vesaire Ondan hmm. sonra bu e, 17-18'lere kadar 19'lara 20'lere kadar Normal izlenmelerimde yani e, Limon tayfa vesaire bir sürü içeriklerde Bu bir alevlendi Yani bunu şeyden anlıyorsun zaten bir oylama yaptığın zaman bir çekiliş yaptığın zamanki katılım sayısından çetin baga girmesinden vesaire vesaire biz de dedik ki ulan ne güzel. Fakat GTA'ya başladıktan sonra üstüne korona üstüne evde çıkma yasağı falan derken bu bir anda imelendi. Ne kadar imelendi? 10K'dan 30K'ya çıkmadı ki birçok kişinin atladığı o. Yani bak ben hala arkadaşlar 32K Allah'ına kadar ben bunu bilemem. Yani bununla ilgili bir yorum da yapmıyorum ben. Arkadaşlar 30K izleniyoruz o falan da yapan bir adam değilim. Sadece ben bu durumu merak ettiğim için Twitch'e rapor ettim. Dedim ki böyle böyle üzerime hatta açık söyleyeyim oynanan muhabbetler var dedim. Yani varsa bunun bir şeyi bir açıklaması bir istatistik sisteminiz işte chatte kaç kişi oluyor bilmem ne oluyor. Bu Ahmet muhabbetleri var ya işte Ahmetler çokmuş muhabbetlerinden herkes bir yürüyor. Abi valla ee, ben bu arada hani çok kısa araya gireyim. Şunu söylemek istiyorum hani şu an algı sadece ben söylüyormuşum. Hayır Hatta hayır bu konu... benden çıkmış gibi gözükmesin lütfen izleyiciler. Ben bugün yani senin o videonu izlediğimde... Benim umurumda değil kim neyi izlenmiş, ne yapmış. Sadece benim hani garip yani bana düşüncemi sordular. Bana da garip geldi. Hatta e, bugün de söyledim. ya yani, Tuğkan'ı tanıyorum. Arkadaşım. Adamın chatinde de modum. Hani tanıdığım Tuğkan öyle bir şey yapmayacak biri. Yani hani bunun zaten evet. muhabbetinin yapılması bile beni açıkçası rahatsız ediyor. Çünkü... Bazı kişiler e, zaten net bir şey konuşamadığı için imada bulunuyorlar. Yani aslında kendi izleyici izleyicisine, kendi kitlesine bir şekilde e, bir algı yaratıp bunu dillendirmek istiyorlar. Mesela ben bu konuşmalardan dolayı chatimde 3-5-10-100-200-300 tane toksiğin gelip bana puanla veya donatele abi işte e, botların harikaymış falan gibi muhabbetleri eğer bu yaşanıyorsa bu diğer yayıncılardan dolayı yaşanıyor. Bununla ilgili de Twitch'e bir rapor attım. Değil mi? Bu hoş bir şey değil. Yani ben partnerim. Ee, bunu yapan insanlar da partner. Bu etik bir hareket değil. Yani ben kimseyle uğraşmıyorum etmiyorum. Ulan her gün bir tane drama geliyor bana. Ee, ve de bu benim kitlem tarafından da onaylanmadığı için gereksiz bir kavga kıyamet olayına dönüyor dışarıda sosyal medyada Twitter'da orada burada altında birbirini anasına sövenler bilmem ne yapanlar bir şeyleri kanıtlamaya çalışanlar her yayınımda diyorum ki arkadaşlar hani salın ağlamak isteyen ağlasın bak çok net söylüyorum bu çünkü artık bana ağlama olarak gelmeye başladı ee, hepinizin birçok kişinin peakleri var e, ee, 50 bini görmüşleri var 40 bini görmüşleri var 30 bini görmüşleri var ee, ne bileyim Ferit aman Kemal böyle bir bağış yayını yapıyor. 35 40K'lar oluyor. E ee, şey işte sen bir halı saha yapıyorsun. 70K'lar 80K'lar görüyor. Yani Twitch'te bir güç var. Ama sizin galiba şey yapmadığınız nokta hani kabul edemediğiniz nokta şu oluyor. Bunu senin için söylemiyorum yani. Bu konuyu genelde sürekli deşenler için söylüyorum. Hani bir adam var Twitch Türkiye'de ve Twitch Türkiye'de böyle bir anlık izlenme mümkün değil algısı. Bunu ben de bilmiyorum. Bunu hep beraber Böyle göreceğiz. 8 izlenme mümkün değil değil aslında. Yani şöyle düşünüyorum. E, normalde Twitch kitlesi, işte bir havuz vardır abi. 50 k, 60 k civarı bir havuz vardır. Bunun işte e, büyük <laughs> yayıncılardan işte Cihangir açar, Elvin açar, Kemal açar, sen açarsın. E, dağılır bu havuz. Şimdi bu havuzun dışında ekstradan bir kitle olunca Allah Allah diyorum. Anladın mı? yani Ama işte o ben, de, o ben de ben de işte. öyle düşünmüyorum. Şu an hepiniz hepimiz. <laughs> Twitch bu arada evet. sabit durmuyor. Hani bir havuz var diyorsun ya. Twitch'e çok ciddi bir e, üye girişi var abi. Yani Twitch'te deli gibi e, izleyici artıyor aslında. Bugün bir yorum okudum. Ulan korona var bilmem ne var da bir tek El e mi gidiyor bunlar gibi yorum okudum mesela. E, üzerinde evet. durmadım çok. Evet düşündüğün zaman ulan Twitch'te bir e, yoğunluk var. Peki sadece El nasıl bundan faydalanıyor gibi bir durum söz konusu insanların dilinde. E, ben sadece benim imelendiğimi düşünmüyorum orada. Birçok yayıncı da görüyorum artış. İşte 8K izlenen insan 13K'larda... 10K'larda izlenen evet, 18 falan bir artış oluyor aynen. Evet bir 20K'lara çıkmış. Mesela Kemal geçen gün 20 izleniyordu, 17 izleniyordu farklı yayınlar bunlar. E şimdi kardeşim 17 18. Ama bayağıdır öyle izleniyor. Neredeyse yani son 6 aydır falan. Çok yüksektir. E tamam ben de işte 4, 4 ay diyelim. 5 ay diyelim. Yani Aha. ben zaten 10K'nın 13K'nın altında değilim ki 3-4 aydır. Milletin şöyle bir algısı var. Niye bilmiyorum. Sanki ben 4K izleniyordum da 30K'lara çıktım 25K'lara çıktım algısı yaratılıyor. Ve bunu da bilinçli izleyici söylüyor zaten. Ulan bu adam zaten ee, Kasım'dan beri 9-10K'nın altına inmiyor ki. 8K'ların altına inmiyor ki. Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da bu adamın yemesi büyüdü. GTA ile birlikte, korona ile birlikte de e, izlenmeler coştu. Ben de biliyorum bunun 38K'nın yani şeylerden anlıyorum. Beni normalde izlemeyen insanlar da mesela GTA izlemeye geliyor. Ya yani bu mesajlara evet, baktığında o olayı var zaten. Aynen. Ben şimdi GTA'yı bırakayım. GTA sıksın insanları. Benim izlenmem gene belki düşecek 18K'lara, 15K'lara, 19K'lara. Anlatabiliyor muyum? Ha, hala bot olarak bunu nitelendiren varsa hep söylüyorum. Kardeşim, kanıtla. Yani gerçekten kanıtla. Bunun iftirası var, osu var, busu var, photoshop'u var, videosu var. Hiç önemli değil benim için. Bunu kanıtlasınlar. Ben de bakayım. Bu arada bu kanıtlama olayını ben yaptırıyorum diye değil ha. Yani birinin bot atmasından bahsediyorum. Çünkü ben Twitch'ten rapor istediğim zaman bir sıkıntının olmadığını söyleniyor. Tertemiz olduğu söyleniyor. E ulan izleyicilere bakıyoruz izleyici listesine mesela hep oran ne biliyor musun? 20K izleniyorsa yayın 17 bin üye var chatte. İşte Atıyorum 15.000 izleniyorsa 12.000 kayıtlı üye var. O 3.000'i bini, 4.000'i bini de şey yüksek ihtimal hani beni Instagram'dan kaydır gelle Ha giriş yapmadan izleyen insanlar bir araya da olur. Onlara gireyim mi abi? Gir gir ne olur. Ee, sen hatırlıyorsun işte bu kendi zaten istatistiklerini göstermiştin. işte Unique Viewer'lardan Chatter'lara kadar hepsini göstermiştin. Onun üstüne hani biz mi yanlış bakıyoruz diye en son hatırlarsın da bir bot yazdı. Bu bot işte chat logo tutan bir botu var Zikra'nın Evet şu anda. yani evet, her Bütün diye var, onu görebiliyoruz. Ve çok garip, ee, şu an insanların yayınlarında ne kadar kayıtlı üye <laughs> olduğunu görebilen bir sistem var. Benimkisi o kadar dengeli ki, yani evet. ee, garip bir şekilde dengeli ve bu konunun muhabbetini yapanlarda çok ciddi dengesizlikler var son zamanlarda mesela. E Şimdi ben bunu görüp üstüne sürekli sürekli bana laf atılıyorken bu konuda benim karşıda dengesizliği gördüğüm halde yorum yapmıyor oluşum. Ki yapamam, yapamam. İnsanoğluyum. Yani benim de bir duruşum, bir e, tavrım var. Elimde bir kanıt olmadan, elimde bir şey olmadan zaten konuşmam. E, i̇kinci tarafında da şöyle bir gerçek var. Bana ne amına koyayım? Bana ne lan? Yani biri 30 izleniyormuş, biri 20 izleniyormuş, 15 izleniyormuş. Ya ben Twitch'e girip de kimin ne kadar izlendiğine bakmıyorum bile. İnan bakmıyorum. Yayınlara bile tıklamıyorum. Benim derdim buradan doğuyor. Yani biraz burada Doğru oturalım, eğri ne, eğri... ne dedi lan ona işte? Cümleyi kuramadım. Eğri oturalım, ya, doğru eğri konuşalım. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Burada e, biraz artık art niyet e, aramaya başladık ki arıyoruz da. Bu da görünüyor zaten. E, ben istiyorum ki insanlar bu tip şeylere harca, mesaisini harcamasın. Herkes işine baksın. Ben işime bakıyorum. Benim biriyle uğraştığımı, biriyle e, ne bileyim... Atıyorum 30 bin izleniyorum, 30 bin kişi izliyor diye birine... E, net bir şekilde bana laf sokmadığı için durduk yere birine ne sallamışlığımı görebilirsiniz. Ne birine kitlemi yönlendirdiğimi görürsünüz. Bana yapılan her şeyi ben çok kibar bir şekilde dojlayan da bir adamım. Ben bunu yapmaya devam ettikçe insanlar ne yazık ki hani bu herhalde susuyor konuşmuyor. O erdemli o büyüklüğü görmeyip konuşmalarına devam ediyorlar ve kendi kitleleri gözünde de bu konu şey diye yorumlanıyor artık. Ya tamam lan uğraşma artık. Ağlam artığa dönüyor. Yani insanlar kendine zarar veriyor. Bana değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu botsa da Twitch bunu görüyordur abi. Twitch der ki kardeşim senin izlenmelerinde bir dengesizlik var. O zaman bu işi biz bir çözelim. Ya da ne bileyim araştıralım atıyorum. Biri atıyor diyoruz ya. Hani kimse zaten benim attığımı düşünmüyor. Ama diyor diyor ki insanlar ulan Elren'in bir sevdiği bir izleyicisi var. Geliyor kaç bot basıyor. Kaç bot basıldığını bile bilmiyorum. Ne yapıyor 20 bin mi basıyor bu adam? Yani insanların gözündeki benim izlenme değerim kime göre neye göre değişiyor? Ulan bu adam normalde bugün öyle bir yorum okudum ya. Elren ben bildim bileli 4K izlenir. Ne oldu da bir anda 30K'ya çıktı. Ben 4K'yı en son bir sene önce gördüm lan hani baktığında. Yani adamın fikri yok, bilgisi yok ama gene yorum yapmaya giriyor. Çünkü başkasından bu algıyı alıyor anladın mı? İzlediği adam buna öyle bir transfer gerçekleştiriyor bilgi anlamında. İşte böyle net de söyleyemiyor tabii kurallar dahilinde konuşamadığı için. İzleyici onu beni bilmediği halde hop bir kavrama giriyor. Tonlarca mesaj var lan. Abi sırf merakımdan geldim. Senin yayının hani ne oluyor? Niye bu kadar kişi izliyor diye? O bir aydır çıkamıyorum diyen 200 tane sana SS atarım şu an girsem inbox'ıma Instagram'da. Ama ben bunları kovalamadıkça her gün insanlar bununla ilgili konuşuyor. Güzel bir şey. Beni onur ediyor bu arada. Ha demek ki adamların işi gücü yok, oturuyorlar. Benimle ilgili konuşuyorlar. Bunun planlamasını yapıyorlar. İşte SS'ler yollanıyor falan. Beni rahatsız etmiyor bu bu arada. Ama Varsa gerçekten bir bot bunu ben bilemem. Bak olma, olmadığını düşünüyorum. Yani bu siz bilmiyorum Twitch'te benden çok daha eskisiniz. Ama ben bunun imkansız bir şey olacağını düşünmüyorum. Fakat oluyorsa da bu da birinin bot atarak sağladığı bir şeyse bunun yolu çok basit. Twitch bunu sana söylüyor zaten. E Twitch niye böyle bir şey söylemiyor? Anlatabildim mi? Niye demiyor yani? Evet kardeşim biz inceledik bot var sende. Yani bu bir tane yayıncının oturup da yorumlayabileceği veya evet abi bu bottur ya diyebileceği bir şey mi sence? Bence değil. Çok daha arkasında sağlam bir donenin olması gerekiyor bunda. E zaten öyle. Çok büyük bir kanıt olması gerekiyor dediğim gibi. gibi Ama... Ee... Biz de şaşkınız bu arada onu söyleyeyim. Zaten ya... şey Şimdi tekrardan ben araya girmek istiyorum. Çünkü... Lütfen şu algı oluşmasın arkadaşlar, ben hani Tuğkan'a herhangi bir e, şekilde bir ithamda bulunmuyorum. Hani ben hatta bugün de söyledim, dün de söyledim. Ben çünkü biliyorum başıma geleceğini. Bu video gidecek YouTube'a atılacak veya Instagram'a. Yok bana da, da geldi, geldi bu arada. Atılacak. Sonra bana, da bana geldi salak salak yani. konuşulacak. Şu konu hakkında hatta en az yorum yapan, en az fikrini belirten insanımdır Twitch'te. Herkes e, dili sivri bir şekilde konuşuyor. Ben sadece fikrimi söyledim. Garip gelen olayı söyledim. Öyledir, değildir. Ee, Twitch'e kalmış bir şey. Ee, bana göre bu tespit edilemez bir şey. Çünkü artık teknoloji inanılmaz ilerledi ki bu e, yazım, yazılım olayları vesaire. Hı hı. Öyle e, botlar oluyor ki chat'e de yazı yazıyor, seninle muhabbet de ediyor. Bir komuta her şeyi de yapıyor. E, bu tamamen benim fikrim ama e, herhangi bir ...şekilde kimseye itamda da bulunmuyorum. Bunun sonu şu oluyor. Kendince, o yani kadar. sen yarın öbür gün... ...15 bin, 20 binlerde sallıyorum... ...senin için söylemiyorum ya, bir yayıncı için söylüyorum. 20 bin izlendiğinde, 15 bin izlendiğinde... ...30 bin izlendiğinde... ...artık... Ee, ...herkes şeye bağlıyor mevzuyu. Ha bu bottur. Ya tamam kardeşim ben de diyorum ki... ...beni sevmeyen ve benim... ...biri tarafından botlandığımı düşen insanlara... ...tamam abiciğim bot deyin geçin. Hani umurumda da değil. Çünkü sonu yok konuşmanın. Anlatabildim mi? Yani ben çıkıp benden şeyi bekliyorlar bu arada. Onu da çok iyi biliyorum. Evet işte çok bilinmez yani. Sürekli açıklama yapmamı, triggerlanmamı, işte bağırıp çağırmamı bekliyorlar. Ne botulan, ne botulan diye. Ya bana ne abi? Umurumda da değil. Hep söylüyorum. Bugün 30 bin izlenirim. Yarın bir bakmışım 5 bin izleniyorum. Hiç de umurumda değil bunlar. Bunun gerçeğini bilmek bile bana yetiyor zaten. Abi benim açıklama ne diyeceksin sanki evet bot falan mı diyeceğim ya artık falan? artık onun onun ironisini yapıyoruz bu arada yani ben yayın açarken botlar hoş geldiniz diyorum çünkü başka türlü bunun e, çekilir yanı yok anlatabildim mi yani nereye kadar ben de ben de hıyar bir insan değilim oğlum kalkıp da e, işte kendime bot attırıyor olsam e, ne bileyim 25 bin tane bot satan var mı bilmiyorum ya da atabilen var mı hiç fikrim yok yazı yazdıranı senin anlattığını falan ya varsa söyleyeyim vallahi bulalım çocukları davalayalım yani. Gerçekten rahatsız edici bir şey çünkü insanların ekmeği de bu işin içinde. Ya yani düşünsene ben şimdi bir empati yapıyorum. Ben konuyla alakam yok. Bir tane yayıncı senin dediğin sistemde bir bot sistemi bulmuş. Basıyor amına koyayım. Bastıkça basıyor. Sen orada işte kendi emeğinle veya başka bir türlü izleniyorsun 10K, 10K, 15K. E bir herife veriyorsun evet. 25K izleniyor ve o bot diyelim. Bu benim de canımı sıkar. Bu benim de yani işimi engeller bu arada. Ama varsa böyle bir şey o zaman bütün Twitch bir araya geleceğiz. Ee, sidik yarışından kavga gürültüden öteye çıkacağız. Hep beraber bunun peşine düşeceğiz. Ama ne yazık ki bütün dramalar ben 10K 15K izlenirken hiçbir sıkıntı yok. X1 içerikte 20-25'leri gördüğüm zaman anında bir saldırı başlanıyor. Yani bu çok yanlış bir şey bu arada yani çok ayıp bir şey bir kere. Bunu da hep söylüyorum. Ve insanlar kendi kitlelerini böyle bir dramaya sürüklüyor. Bu da bence yayıncıların kendi kitlesine yaptığı bir ayıptır. Yani bunlar köle değil şey değil oğlum. İzleyici bu insanlar yani. Kimsenin de umurunda değil bu arada. İzleyen adam beni izleyen şurada 30 bin kişi kalkıp da sürekli online sayıma bakıp da Rej geçirmiyor. veya yani Mutlu olmuyor yani. Adam içeri izliyor. Kime ne? Bak burada bir sürü firmadan evli barklı insanlar var. Adam diyor yani ben diyor karımla oturup seni izliyorum. Normalde yayınlarına girmem diyor. Örnek veriyorum. Ya demek ki burada bir hype var, bir içerik var. Ee, umarım hypedan dolayı da değildir bu arada. Umarım ben her yayın açtığımda 20-25 bin izlenirim ve keşke de insanlar bununla mutlu olabilse benim yayıncı arkadaşlarım. Keşke olabilse. Yani birbirimize ben, destek olabilsek. söylediğim bir şey var. Hı. Ee, bir yayıncının hani benden çok izlenmesini geçtim. Hani en çok izlenmesi, daha da çok izlenmesi, hepimizin işine yarıyor aslında diğer yayıncıların. Ya Çünkü tabii ki de. Belli bir insan getiriyorsun sen ve o insan e, Twitch'i tanıyor. Tamam senin fanatiğin olabilir ama yarın öbür gün canı sıkılacak bir şekilde sen kapatacaksın yayını. Boşta kalacak ve diğer yayıncılara bakacak. Bu da herkesin işine Bütün yayıncıların işine yarıyor. Ya bir de şunu düşün. Yani ben ya, şu benim an... bugün bu arada hmm. e, host at atarken de dedim ya 30k izleniyor 10 da ben o yollayayım. 40k olsun da şallanalım asalım bayrakları falan yaptım yani. <laughs> Bunda bir şey yok ya herhangi bir şey de yok. Dün söylediğimde de bir şey yok. Tamamen garip olan benim garipsediğim şeyi söyledim. Herhangi bir şey de aslında iman Tamam şey, Ben senin videonu izledim. Emlendim, orada emlendim, insanlar yani. şöyle algılıyor. E, hani oradaki tavrından ve miminden belki de bilemiyorum. O kadar seni yakından ve birebir yıllarım geçmedi yani o kadar tanımıyorum seni tabii. Ama bir noktada izleyici, hele ki Twitch kitlesini biliyorsun. Yani her şeyden nem kapan, en ufak bir mimini bile yakalayan insanlar Twitch izleyicileri doğal olarak Aha. da şey oluyorlar. Hani sen orada imalı bir şekilde laf sokmuşsun gibi Ben mesela izlerken öyle hissetmedim Yani adam goy goyunu yapıyor Geçiyor dedim ama Youtube'daki o paylaşılan videonun altındaki yorumlara Bakınca yani yalan yok sana da Bir sürü küfür etmişler işte Bana da bir sürü küfür edilmiş Aslına baktığın zaman Gereksiz bir ortam oluşuyor yani abi ben alışkınım. İnsanlar görmek istediğini görüyor yani. Ona yapacak bir şey yok. Ya görmek kötü istediğini görüyor. her zaman kötü düşünür abi. Ya orası öyle oğlum zaten. Ben o kötü düşünen tayfayı çoktan dojladım. Ya yani çoktan sildim üstünü. Ben hep söylüyorum e ben oğlum beni seven şey, adam ben beni değil, izlesin. Sevme yani izlemesin amına koyayım. Ya da konuşan da konuşsun. Zerris kimde değil. Eskiden takıyordum mesela. Şimdi takmıyorum. Diyorum ki abi ben doğru bir yolda gidiyorum. Ben işimi güzel yapıyorum. Ee, ve Onunla bununla uğraşarak yapmıyorum. Neyse içeriğimi onu yapıyorum. Oyunumu oynuyorum. Muhabbetimi ediyorum. Ondan <laughs> sonra ro rolümü yapıyorum. Her neyse. Çıkıyorum, siktirip gidiyorum. Netflix'imi açıyorum yani. Bir saniye. Ee, mevzu bu olduğu için de bana giren çıkan bir şey olmuyor. Benim tek üzüldüğüm nokta birilerinin, benim dahil kitleleri birbiriyle yarışıyor abi. Kavga ediyorlar. Dünyanın en saçma bu kadar memlekette dert varken, tasa varken hani milletin derdiyle bu kadar uğraşmak beni aşırı derece tilt ediyor ve bunu da sorumlusu genelde yayıncılar oluyor. Çünkü herkes benim gibi susup yani susup dediğim bir şeye tepki verememekten bahsetmiyorum. Ya yani beni ilgilendirmeyen konuya ben girmiyorum. Sonuçta sen de burada ekmek yiyorsun. O da buradan ekmek yiyor. O da buradan ekmek yiyor. Diyorum ki bana ne amına koyayım. Kim ne yiyorsa yesin. Ben de kendi ekmeğimi yiyorum. Konu kapanıyor benim için ama insanlar için öyle değil. E de ne diyor? Ulan bir susun çünkü tek benle olan bir şey değil. Bu zamanda başka yayıncılara da bot denildi. Birçok birçok YouTuber'a da e, bot denildi. Bot 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 yani biri bir şey yaptı mı bot oluyor. Ben de buna tilt oluyorum artık. Şimdi ben seni yarın öbür gün 40 bin izlenirken görsem sana bot mu atıyorlar diye bir dakika bile düşünürsem neyim? Adam bir içerik yapıyordur. Böyle geçmiş olabilirim ya 40K. <laughs> böyle bir anda böyle 40 işte olursam. Öyle dersen bu sefer ben de sanki attırmışım ve atmışım gibi oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama sen demedin mi zaten ben bir anda olmadım diye? Bir anda olmadım bunun. Ya abi istatistiği evet, var işte, zaten biz evet, bunun detaylı bir şekilde. Ben de e, yani ben şu anda 15K, ekliyoruz. 20 yani 20 20 event yaptığımda falan oluyor işte bir anda hani 40K olursam o yüzden diyorum. Ya evet Ama bir anda 40K alıyorsan bir içerik yapıyorsundur benim yayın izlenmelerim böyle. Yani hep böyle ...sabit bir artış var... ...demek ki sarıyı izliyor insanlar... ...bunu ne zaman göreceğiz... ...ben mesela diyelim ki... ...şu an ne milletin aklında... ...GTA ayıplı korona var... Ee, ...bakalım bir normal... ...şu an ekstrem bir durum var ya memlekette... ...herkes evinde... ...herkes bilgisayarını geri aldı... İşte çocuklar, gençler, eşler... ...hepsi evinde takılıyor... ...ve yapacak bir şey arıyorlar... Ee, ...youtube kanalım benim... Şimdi ...atıyorum youtube kanalım benim 6 ay önce... ...20 bin, 30 bin aboneydi... ...ne 6'sı 5 ay önce... ...şu an 350 bin olmuş... Düşün. Yani YouTube'dan buraya bir sürü insan geliyor. Instagram'dan buraya insan geliyor. Ve bu hepimize yarayan bir şey aslında. Senin az önce söylediğin gibi. Onu evet. anlatıyorum. Beni gerçekten şu an saf 30 bin kişi izliyorsa bu bence hepimizin mutlu olacağı bir şey olmalıyken herkes aşağı çekmeye ve iftira atmaya, atmaya yöneliyor. Ve ben bunu aşırı derecede şey oluyorum. Yani ya bu kadar düşmeyin diyorum ister istemez. Olabilir amına koyayım. 30 bin izleniyorumdur. Lirik diyorsun. Globalde adam. İngilizce yayın yapıyor. Millet İngilizce yayın yapıyor ve izlenmeleri şu anki şu gördüğün izlenmelere eşdeğer. Evet insan hı hı. bir düşünüyor değil mi? Ulan nasıl olabilir? Türkiye'de bu kadar trafik var mı? Ama belki de oluyordur. Hani belki de atladığımız nokta bu. Belki de bunun i̇şte öncülüğünü eldiren yani o... kanalı yapıyordur. Bilemeyiz ki. İşte bana da ne düşünüyorsun abi dediğinde ben de düşündüğüm noktayı söyledim. Aynı senin az önce kurduğun gibi. Ee, hani Lirik global yayıncı İngilizce yayın yapıyor ki zaten da... Daha... Çok izlenen bir yayıncıydı. Samit aynı şekilde. Diğer yayıncılar aynı şekilde. Atıyorum şu an isimleri. Salladım. Bilmiyorum. Takip etmedim bir şey Yani bu yayıncılar böyleyken e, bir anda o şekilde görmem seni. E, ve fikrimi söyledim o çocuğa. Eyvallah Uf, fikrini tamam. söyleyebilirsin. Ben bugün senin videonu izlediğim zaman... Yani dürüstçe söyleyeyim şey aldım. Aman artık ya yani... Ha ve inan artık şeyi düşünüyorum biri bir şey söylediği zaman. Ulan yani küfür edecekler size. Bana da küfür edecekler. Ya yani ne gerek var? Oturun, izleyin ya. Yani ya da salın amına koyayım oluyorum. Çünkü işin ucunda yüzümüze birbirimize bakan adamlarız. Anladın mı? Herkes bir noktada ya öyle bir derdim olsa ben sana direkt ararım telefonla konuşuruz. Evet, yani. benim de hep öyle beklentim gibi. o ama burada Twitch'te olamıyor biliyor musun? Ne yazık ki olamıyor. Yani ben hep telefon eden ve arayan ya bir sıkıntı mı var diye soran taraf oluyorum ve de bu artık şeye bağlanmaya başladı yani. Hani ne abi bu kabadayı mı bu adam ne falan. Ulan ne alakası var sen bana bir şey söylüyorsun. Ben de bunu yayında cevabını vermiyorum. Çünkü yayında cevabını verirsem bunun sonu drama amına koyayım. Niye bu zaten bu Twitch yıllarca böyle çalışmış diye bir gün bir yayınım vardı ya dellendiğim. Zaten benim gözlemlediğim Twitch bu. Biri birine kamera önünden sallıyor diğeri kamera önünden sallıyor. Kitleler birbirine giriyor. Onun izlenmesi yükseliyor 12'si artıyor düşmanlıklar falan. <laughs> E doğal olarak da ben ama buna zevk karşıyım. zevkli ya. <laughs> bak ben zevk almıyorum mesela. Ben istemiyorum beni izleyen adam niye seninle gelip küfürlesin <gülüyor> yani. <gülüyor> e, şey ya, var öyle o, ama bak Aynen. bu gerçek. İnsanlar seviyor bunu arkasına yaslanıp Tabii izlemeyi. Değiliz, abi Türk milleti yani. Tabii Geçen değiliz. Levo bir yayın açtı bir olayla ilgili. Adam kaç Kaya çıktı? Ka 30 K mıydı? Ben bir ara şöyle bir gördüm. Girdim çetede takıldım bir süre. E, 5 oldu, 7 oldu, 8 oldu, 10 oldu, 15, 20. E, 30 K falan. 30 oldu. Ya e abi, abi botlar de, spam olmuş. Abi. Bir drama vardı. İşte dramasız 30K izlenince direkt olarak bot damgası yeniliyor. Belki de bu gerçekten yaşanıyordur. Bence insanlar bu tarafından da bakmalı. İnşallah da öyledir. Hepimize yarasın bu iş. Herkes bir yerlerden e, insan çekip Twitch'i daha güçlendirip hem, hepimizin izlenmeleri belirli bir bandın üzerine çıksın. Bak benim bugün birlikte rol yaptığım önceden 200 izlenen adam ben yayında değilken 12K izleniyor. 13K izleniyor. Birlikte rol yaptığım adam 200 izleniyordu bundan bir ay önce. Şu an adam 12K izleniyor. Ne yaptı? Bot sekte o tarafa mı gitti ya? Yani? Ne bileyim anlatabiliyor muyum? Yani bu ivme tek bir yerden olan bir şey değil. Instagram'dan da anlıyorsun. Youtube'dan da anlıyorsun. Çevrendeki insanların izlenmelerinden de anlıyorsun. Ee, biraz bu açıdan bakmak lazım. ya. herkes ne malansın bundan? Kimse kimsenin de günahına girmesin. En önemli şey o. Bunlar gelip Aynen. geçeceğim bana koyayım. Yani. Sen Benim... beni anladın ama değil mi? Ya ben Peki. seni anlıyorum. Ben seni çok çok iyi okay. anlıyorum. Hiçbir sıkıntı yok ya yani benden yana. Ama benim de sana e, arkadaş tavsiyem abi girmeyin böyle toplara. Yani yapma demiyorum da girmeyin çünkü farklı algılanıyor. İzleyici öyle görmüyor. Senin ulan bu adamlar samimidir. Bu adamlar dışarıda arkadaştır diye algılamıyor. Oh diyor. Ferit Elre'ne salladı diyor mesela. Ya da gitti X bir kişinin tarafını tuttu Ferit diyor. Başlıyor kavgalar. Allah'ını ama yani. Vallahi midem bulanıyor artık. Yani bizim bu kopukluktan öte bence biraz birlik beraberlikle daha bu ortamı hani şu an iyilik meleği şey yapmıyorum bu arada. Ben de burama geldi çünkü şey olarak sabrım taştı. İnsanların kötülüklerinden pis niyetinden çok sıkıldım. O yüzden çevremde tuttuğum zaten 6-7 tane adam var Twitch'te işte belirli bir seviyenin üzerinde. Ben bir bir bu insanları da kaybetmek istemiyorum artık. Yani çünkü hiçbir derdim yok kimseyle. Ve ben ertesi gün bir derdim varmış gibi karşı taraftan bir yorum gördüğümde bu sefer başka hesaplar aklıma geliyor. Diyorum ki abi ne yapıyorsunuz ya? Ya daha ilk bir ay önce şurada elinize götü parmak kahve içiyorduk diyorum. Ne oldu da şimdi buna döndün diyorum. İşte ben de farklı farklı düşünmeye başlıyorum. Bunu kimse yapmasa ortada sorun morun yok. Toksik sayısı yemin ediyorum azalır bak. Yüzde altmış toksiklik azalmazsa ben neyim? Toksiklikler sırf şu dramalardan çıkıyor. Başka hiçbir şey değil. Çünkü adam seni öyle bir fanatikleştiriyor ki beni de öyle. Kendi izleyicime de söylüyorum. Ben biri değilim oğlum, ben takım değilim bir şey değilim. Benim fanatim olmayın, kimsenin olmayın diyorum. Bununla ilgili gene dis atıyor adam bana. Mesela, ya iyi bir şey söylüyorum, lan. kötü bir şey söylemiyorum. Sen izleyicinin deli gibi seni fanatikleştirmesine ve sağda solda e, hayvan gibi küfürler etmesine okeysen ben Çıkıyorum. değilim diyorum. Bütün mevzu bu. Ya onu kimse istemez herhalde ya. Ya istemez diyorlar da hoş, besleniyorlar oğlum oradan şimdi yani. Ya o bir furyayla çıktı böyle. Oksi furyası ile beraber çıktı ilk doğuşu Twitch'te. Herkes bir army olma çabasına girdi. O gerçekten berbat bir şey. Vidin holiganlık oluyor yani Twitch'te. Ya saçma huzur kaçıran bir şey. Kötü düşünmek kere. isteyen kötü düşünüyor yani. Çünkü öyle istiyorlar. Armiler drama yaratmak istiyorlar ve Bok atıyorlar yani. Ne atılıyor abi? O sözlükte bu sözlükte görüyorsun ya. Yani ben işte bakmamayı Olayla, tercih ediyorum. Alakası ya. yok ama yorum yapıyor, senaryo kuruyor kafasında ve bunu yazıyor. Yanlış algı yaratmaya çalışıyor insanlar üzerinde. Ya çok hastalıklı bir e, ülkedeyiz <laughs> aslında. Yani ben nelere, bu gözler nelere şahit oldu? Benimle ilgili e, hayatımda duymadığım şeyler yazan, bir buçuk sayfa yazı yazan insanlar var. O yüzden artık bende normalleşti bu. Yani anladım insanlar hastalıklı oturuyorlar. Hani yarın öbür gün Photoshop'unu da yapar koyar. İfşan der onu da yapar. Her şeyi yaparlar gözüyle baktığım Zaten için... ben bazılarını tebrik ediyorum. O kadar güzel yazmış ki herif. Yani olayla aslında alakası yok ama çok küçük bir yerden bulmuş. Yazmış senaryoyu. Sana helal olsun kaliteli bir orospu çocuğuymuşsun diyorum. Yani tebrik ediyorum gerçekten adamı yani. Ve o, o lafın hoşuna gidiyor. Çünkü kale alınmış hissediyor kendini. Oh diyor lan. Bak milletin deli gibi izlediği adam beni kale aldı diyor. Halbuki yani orası bu çocuğu demişsin ya da orası bu çocuğu demişim. Konu oradan değişiyor. Ya ben artık bunlara takılmıyorum. Dediğim gibi benim yanımda duran, benim arkadaşım olmak isteyen herkese kapım açık. Ee, olmayana da yarrağıma kadar yolu var diyorum. Bak çok net. Yani harbi diyorum yarrağıma kadar yolu var. Arkamdan konuşsun, önümden yesin, ayak altımı yalasın, ense köküme küfür etsin umurumda bile değil. Benim arkadaşım olan, beni seven adam e, benimle takılır. Elimden gelen arkadaşlığı dostluğu yaparım. Tonla yayıncıya da destek olmaya çalışıyorum. Ben kendi yolumdayım. Bu yola da böyle girip önüne engel koymaya çalışan adam varsa da inşallah götünde patlasın. Başka da bir şey söylemiyorum bu konularda ve yayınıma devam ediyorum. Yoksa o dramaya girersem geçmişte yaşanan bir sürü örneği var biliyorsun. Yani herkes birbirini düdüklüyor. Herkes kamera önünde yapıyor onu. Ama realde kimsenin kimseyi bak real deyince akla hep şey geliyor sanki. Götünü yiyorsa realde gel falan. O değil dediğim şey. Yani bu ortam bu abi bunu kimse kimse inkar edemez. Yani böyle atarı gideri yapan adam yayında kamerada realde seni görüp senin yanına geliyor. Abi ne haber ya geçen gün sana ben bir kaydım ama yani içerik abi falan yapıyor. Bir ağzının ortasına vurasım geliyor. Yani insanlar bunu görmüyor ya sadece izlediğini görüyor ve öyle yorumluyor. Ben ona tilt oluyorum. Peşinden koştuğu adam realde o, o, onu söyleyemiyor bile. İşte ben böyle bir adam olmak istemiyorum. O yüzden de ben yolumu çevirdim abi. Yani benimle birlikte olanlar olsun olmayanlar da olmasın başım üstüne deyip geçiyorum. Ve benden istedikleri de o kavgayı yaratmam. Onu da hiçbir zaman yapmayacağım. Sabaha kadar beklesinler yani. U uyuyamasınlar öyle söyleyeyim. Abi ben kaçayım. Kaç kaç. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Yeni baltalamış gibi olduk. Yok ya niye baltalıyorsun? Ee, o zaman yayınlar sana. Hadi öptüm. Görüşürüz. Görüşürüz eyvallah. Evet. <laughs> rahatladım mı izleyenler? Abi? Ha? Nasılsın İyi sen. Sen, sen. Ya, nasılsın mı dedin? Hee. İyiyim sen nasılsın? Bayağıdır sorar olmamıştır diye şey Evet kimse bana nasılsın demiyor. <laughs> ya İşte şey, görün görün. Ya. İşte ben Kolay gelsin. Yani özetle arkadaşlar. Eee Ferit de gitti izliyordur yayını kesin. Artık bu konuları biz goygoya vuruyoruz. Goygoya da vurmaya devam edeceğim. Yani yeri gelecek chat'teki Ahmetler bir yazsın diyeceğim. Bilmem ne. Ben de bu konuyla böyle makara geçeceğim. E dediğim gibi 30 bin izleniyorum. 25 bin izleniyorum. 15 bin izleniyorum. <laughs> bu arada bayağı milletin rps'ini siktim attım doğru. Dur bekleyin. Bir saniye. Konuyu kapatacağım. Kumarımız vardı çünkü. Abi Utenera da yazmış ben görmedim chat'i arkadaşlar. Ben abi. kimseyi görmüyorum. Utenera ne demiş? Evet şey ee, konu devam edecekse birkaç bir şey sorabilir miyim de. Biz görmemişiz muhtemelen. He. Sorsun abi. Konu kapandı sonra özelden konuşuruz i̇şte He tamam. Alo. Ben de kaçtım o zaman. Altan. Ay. Dur. Sesi kapatmıştım. <gülüyor> Alo. Alo. <laughs> Heh, abi şey hazırmış da masa A geçelim. hazır mı yani? lan oyun? Tamam hadi geçelim. Hazır hazır. Hadi. Neredesin? Ben moteldeyim. E tamam ben de moteldeyim. Konumu şey yapayım. Tamam hadi geliyorum. Ya özetle utadara görmedim kardeşim kusura bakma. Ee, çok şeydi. İmoton'nı aldım ne olur ne olmaz diye. Ya bu konu konuşulacak bir konu değil. Yani buradan tekrar Twitch tarafına sesleniyorum buradan. Ee, bu konuyla ilgili e, varsa bir denetleme yapılsın. E, sunulsun. Ben anlım ak tertemiz böyle al al yanaklı bir şekilde e, cevabı bekliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Biri de atıyorsa e, hep beraber bulalım abi onu. Attırtmayalım. Tamam mı? Bir sor sor özelden sor sor. Ya ne bora közü oğlum dur. Yani yoksa biliyorsun çok da umursayacağım değil lan işe falan ne? Ya sen beç olmuşsun ne bu hareketler rahat dur ya. Hadi devam.